Bu projemizin başlangıcı 2 yıl evvele dayanıyor. Mimari Restorasyon Kültür Varlıkları Derneği paydaşında, önderliğinde bir proje oluştu. Ve bu projeye biz Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Üniversitesi gibi birçok üniversitelerden çok önemli hocalarımızla birlikte 1101 Haçlı Seferleri Yüzey Araştırması projesine başladık. Şimdi bu projenin en önemli ayağı Ereğli Ayağı. Bu Ereğli Ayağı'ndaki bulunduğumuz tepe, Kılıcı Aslan'ın bulunduğu bir tepe ve sultanların buradan okçuları ve savaş alanını ve haçların izleyiş olduğu bölge. Biz buraya 1. Kılıcı Aslan adını veriyoruz. Tabii ki hocalarımız bu bölgedeki yüzey araştırmasını sahalarda ve nehrin ve bataklığın bulunduğu bölgeleri tespit ettik. Tepeyi tespit ettik. Bu proje, şunu da açıklamamız lazım. Bu proje bizim için değil, Türkiye tarihi için çok önemli bir proje. Malazgirt'ten sonra kazanılmış en önemli zaferlerimizden birisi diyebiliriz. Şöyle bir önemi var 1101 Haçlı Seferleri'nin. Baktığınızda Malazgirt'in işte Anadolu'nun kapılarını açtığı bir savaş olarak biliyoruz. 1101 de aslında bunun bir sağlamasını yapıyor. Yani Türklerin burada kalıcı olduğunu göstermesi açısından son derece önemli bir zafer. Üstüne üstlük sadece Türkiye tarihi için değil, aynı zamanda baktığımızda Orta Doğu'nun Türkistan kimliğinde kalması, daha doğrusu Müslüman kimliğinde kalması ve diğer taraftan da işte aslında Haç seferlerine bakarsanız yaklaşık işte 200 sene sürmüştür ama Sultan Kılıç Aslan burada kazanmış olduğu zaferlerle aslında bütün seferleri bitiriyor. Son nokta öyle veya böyle burada konulmuş. 1. Haç seferinde Sultan bir yanılgıya düşmüş ve başkenti İzni'yi kaybetmiş. Sonra biliyoruz ki zaten Konya'yı başkenti yapıyor ve Haçlılara karşı yeni bir savaş sistemi meydana getiriyor. Bir daha Haçlılar burada kaybettikleri savaştan sonra asla ve asla Orta Doğu'ya yeterli nüfusu getiremiyorlar. Daha da önemlisi şöyle bir durum var. Bakıyorsunuz hani 1101 Haçlı Seferleri normal Haçlı Seferleri silsilesinde görünmüyor. İşte 1. Haçlı Seferi 1097, 2. Haçlı Seferi 1147, işte diğeri 1192 diye gidiyor. Ki bunlar Anadolu içerisinden geçmişler. Ama 1101'i asla ve asla kendi o silsilelerini almıyorlar. Neden? Çünkü çok büyük bir hayal kırıklığı var burada. Sarı ve turkuaz genelde Selçukluların özellikle İzlit'te kullandığı renklerdir ki hani çok fazla başka şeylerde, milletlerde bulunmaz. Dolayısıyla da Kılıç Aslan burada hem buranın Türkiye olması adına diyelim, hem de işte Orta Doğu'nun yine İslam kimliğinde kalmasında son derece önemli bir başarı elde etmiş oluyor. Tabii ki bu biraz daha iklim şartlarıyla beraber renk biraz değişmiş ama sarı olduğunu yani içten şeyde görebiliyorsunuz. Böylesine büyük başarılar ve buranın Türkiye olarak isimlendirilmesinde aslında biz bu büyük sultana borçluyuz. Burada çok büyük bir ordu var. 100 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor. Sultanın da yaklaşık 10-15 bin kişilik bir ordusu var. Bunların çarpışmasına bağlı olarak biz savaş alanında atlardan başlarsak, atların koşum takımlarından tutun, üzerine giydirilen tüm malzemeden, eğerden, varsa toplu gemilerde kemiklerden, yine askerlerin toplu gemilerinden kemikler ortaya çıkarabiliyorsak insanları tanımlama ve dolayısıyla burada antropolog arkadaşlar ekibimize dahil ediyoruz. Sadece makroskopik incelemeden ziyade analizler de yapılmaya çalışılıyor. Burada radyokarbon değerlendirmesinden tutun izotop analizlerine, gerekirse DNA analizlerine kadar ilerleyen bir süreç incelemeye çalışıyoruz. Projemizde istediğimiz sonuçları elde ettiğimiz zaman bir kere Haçlılarla ilgili veriler elde edeceğiz. Selçuklularla ilgili veriler elde edeceğiz. Selçuklu zooarkeolojisi ve osteoarkeolojisi ile ilgili veriler elde edeceğiz.
o günkü yaşam, sosyal yaşam, beslenme alışkanlığı, biz sadece hayvanları yalın olarak inceleme olayımız söz konusu değil. Ordu nasıl beslendi? Çünkü bu orduyu beslemek gerekiyor. Bu beslenme alışkanlığı, yapacağımız izotop analizleriyle o günkü çevre koşulları nasıldı? Nemli bir ortam mıydı, kurak bir ortam mıydı, hangi bitkiler vardı? Bunlar merdiven çıkar gibi böyle gelmeye başlayacak. Dünya açısından önemli bir noktadır. Sadece Türkiye açısından değil. Tabii bizim için çok çok önemli Malazgirt'ten sonraki durum. Ama burada o Avrupalı'nın sakladığı noktaların artık kaçınılmaz olduğunu, ortaya çıkması gerektiğinin bir vurgusu olacak bu. Nasıl ki Kılıç Arslan o günkü son darbeyi vurduysa, elde edilecek istediğimiz sonuçları elde edilirse 1101 ile ilgili son damgayı da bu projeyle vurmayı düşünüyoruz.